ve kastedilen tüm süreçleri bir bizim tabir ettiğimiz model içerisinde süzgeçten geçirmek ve değerlendirmeleri böyle yapabilmek. Bizim Kimpur içerisinde bu nasıl başlıyor? Aslında ürün yönetimiyle başlıyor. Ürün yönetimi dediğimiz bölüm satış bölümüyle ürünü müşteri arasında aslında köprü görevi gören bir bölüm. Biz herhangi bir ürün söz konusu olduğu zaman öncelikle bu ürünün bizim üretim sistemlerimize uygunluğu, potansiyeli nedir, ihracat potansiyeli nedir, ihracat şansı var mıdır, ölçeği nedir, biz bir, bu ürün üzerinde nasıl bir katma değer oluşturmamız mümkün, nasıl bir değer katmamız mümkün, bizim standart ürünümüzden uzaklaşıyor mu, özel bir ham madde, ortak kaynak kullanımına hitap etmeyen herhangi bir ham madde veya yardımcı malzeme içeriyor mu? Tüm bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra aslında ürünün üretilebilirliğine ve hizmet olarak sunulmasına karar veriyoruz. Akıllı iş modelinin ürün yönetimi kısmı bittikten sonra tasarım süreci aslında başlıyor. Tasarım sürecinde de bu ürünün pazarı beklentileri nelerdir, müşteri beklentileri nelerdir, o girdilerin doğru bir şekilde analiz ederek alınması bu modele ve pazara ya mevcut ürün ya da yeni ürün olarak önerilecek olan ürünün ne olması gerektiği konusunda bir analiz ettiğimiz bir yöntemimiz var. Orada bir takım modern araçları kullanıyoruz. Bu model onu içeriyor. Arkasından üretim ve hizmeti sunana kadar olan depolama, lojistik operasyon bir otomasyon sistemleri ve bir takım optimizasyonlar kullanıyoruz. Bu üretim sistemlerinin içerisinde bizi aslında akıllı modele götüren bir takım kalite modüllerini kullanıyoruz. Bunların içerisinde işte 5S'ler, 6 Sigma modelleri, proses FMEA'lar, tasarımda tasarım FMEA'lar gibi tüm bu modelleri süzgecinden geçirerek biz aslında pazara hep değer yaratan deniyor. Değer yaratan değil, sürekli değer yaratan sürekli ve katlanarak aslında değer yaratan. Çünkü siz bir ürün üretiyorsunuz, bir değer yaratıyorsunuz. Rakipleriniz de o ürünün benzerini yapmaya çalışıyor. Evet. Aynı sizi takip etmeye başlıyorlar. Değişen hayat koşulları var aslında ve ona uygun ürünler üretmek gerekiyor. Sizin burada kendinizi tekrarlamanız değil, katlanarak değer yaratmanız gerekiyor. Bu model aslında onu da içeren bir model. Tabii bunların hepsini yapabilmeniz için doğru insan kaynağına ihtiyacınız var. Yetişmiş insan gücüne ihtiyacınız var. Biz öncelikle bu modele bütün giren girdileri diyelim. Biz hedeflerimizden aşağı doğru bütün hedeflerimizi yaygınlaştırıyoruz. Bir performans yönetim sistemimiz var. O yönetim içerisinde tüm arkadaşlarımıza hedefler gidiyor. O hedeflere ulaşabilmeleri için de kendi yetenekleri, almaları gereken destekler, eğitimler, öyle bir değerlendirme yapıyoruz. Ve bu iş modeline uygun bir insan kaynağı altyapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların hepsini yapabilmek için doğru verilerle desteklenmesi lazım bu süreci. Tabii. Orada da bu verileri doğru toplayabilmek adına da dijital dönüşüm aslında noktasındaki bizi değişimlere götürüyor.